Gelene kadar şunu sorayım o zaman. Şimdi şunu tartışalım bir önce. Kaza İran derin devletinin işi mi? Düşman içeride mi dışarıda mı? Şimdi şu anda... Çünkü yeni kimse, İran yönetimini kimse, konuşacağım seçimle birlikte. Ama o soru onunla bağlantılı. Şu anda biz hiç kimse... Hepsini bir arada konuşuyoruz. Üç ihtimal tartışıyoruz değil mi Sayın Bakanım? Yani bir, hava muhalefeti ya da teknik durumdan kaynaklı kaza mı? Öyle mi? İki, içeriden bir sabotaj mı? Üç, dışarıdan bir suikast mı? Bir müdahale mi? Bakın. Üç tane başlık tartıştırıyor. Neden bu iki ve üçü neden tartıştırıyorlar? Son adılan atım çok önemli ve Türkiye'de ilgilendiriliyor. Eğer Azerbaycan eyaletinde açılacak olan barajların açılışına ya da temel atma törenlerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı da katılıyorsa bu çok önemlidir. Bir yakınlaşma var demektir. Şeye de Aliyev Büyük İran Büyükelçiliğine Bakü'ye geldi ve orada taziyelerini iletti. Büyükelçiliğe kadar Başbakanını gönderdi. Bu olaylar rahatsız olanlar bozmak isteyebilir. Kim bu olayda rahatsız olanlar? Şimdi bakın, Amerika Birleşik Devletleri rahatsız. Hı-hı. Neden rahatsız? Ve Amerika Birleşik Devletleri Azerbaycan'ın hem Türkiye ile ilişkisi hem de Rusya ile ilişkisi olması adeta bazen de görevi de görüyor. Köprü görevi de görüyor. Hı hı. Gitti Ermenistan'da verdi, asker verdi, üs açtı. Yani burada bu rahatsızlıktan dolayı son yaklaşım neden? Çünkü Zengezur koridoru açılmış olacak. Şu anda Zengezur koridoru, yani ben geçtiğimiz gün, yani bundan 3-4 hafta evveldi, bir televizyon programında İstanbul Başkonsolosu vardı, Azerbaycan eski emekli olmuş. Dedi ki Zengezur koridoru şu anda viyadükleri, tünelleri, köprüleri tamamlanmış. Yani bir açılış noktasına gelmiş. Ki İran, Salı günkü yazın İran Zengezur koridoruna direniyordu değil mi? Hayır ama dirense Ermenistan'da bir şey söylüyorum. Zengezur koridoru nerede? Bombanın nedenlerinden bir tanesi işte bu yakınlaşmadan doğan rahatsızlık. Zengezur koridoru nerede? İran sınırları içinde. Evet. İran sınırları içinde olan Zengezur koridorunun bütün şeyleri tamamlanmış. Yani her şey açılmaya hazır. Bu arada Zengezur bizi niye ilgilendiriyor? Neden biz? Yani bak biz başka şeyler de yaptık. Mesela AKINCI gönderildiğini bir gün evvel Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Nasıl olduğunu. Ama sonra döndük biz işi Bayraktar'ı devreye soktuk. Başka şeyler yaptık. Bu farkında olmadan birileri bize hata yaptırtıyor. O Sayın Bakanım canlı yayında 4,5 milyon kişi izledi. Efendim izledi sana ait bir şey demedik ki. Bak bazı şeyler. Hayır yani o zaten çok ayan beyan bilinen bir şeydi. Ayan beyan da başka şeyler kattın. Senin bunu gönderdiğini, neden gönderdiğini, nasıl olduğunu senin Savunma Bakanlığı açıkladı. Evet. Açıkladı ama biz aldık onu başka yere götürünce, yani esas ölüm olayı unutuldu. Bu götürülünce de birileri bunları kurguluyor. Ben anlamadım. Neden? Ya ben de anlayamadım onu. AKINCI kimin envanterinde? Kim sahibi? Milli Savunma Bakanlığı. Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı biz gönderdik. Önce gönderecektik. Gitmeyince onu gönderdik. Bizden silahlı istedi, yani hani sure saat Salı günü Hande Fırat da yazdı zaten bunu. Bir dakika. O öyle silah göndermek istedi, İran istemedi. Arkadaşlar hayır alakası yok, ben anlatayım size. Önce helikopter istiyorlar, tamam mı? Ondan sonra yani ben birebir yazdım bunları ve bütün... Ben okudum yazını, evet. Yani çeşitli güvenlik kaynaklarıyla hepsiyle görüşerek yazdım diyeyim. Önce helikopter istiyorlar. Gece görüşlü helikopter hazırlanıyor. Fakat Türkiye her ihtimale karşı gece görüşü helikopteriyle birlikte arama kurtarma timinden tüm gerekli teçhizata kadar olur da lazım olur yardım isterler diye hazır ediyor. Bu arada hem devrim muhaf- dev- neydi adları tam Kudüs. Kudüs devrim muhafızları. Devrim muhafızları ayrı arıyor. Kudüs hem de istihbarat, şey var, evet. İran istihbaratı ayrı Ankara'yı arıyorlar bu yardım için. Yani tek bir telefon gelmiyor ya da tek bir merkezden telefon gelmiyor Ankara'ya. Yani merkezi koordinede biraz zayıflık var. Ha, ondan sonra ve fakat bu arada da hava durumuna doğal olarak bakılıyor. Yani bir devletin yapması gereken. Bölgedeki fırtına, sis ve benzeri görülünce hava koşulları helikoptere uygun değil denerek havadaki İHA yani insansız hava aracının havada olduğu ve hemen geçebileceği söyleniyor. Fakat bunun üzerine İran diyor ki biz silahsız istiyoruz. Evet. Topraklarımızda silahlı istemiyoruz diyor. Doğru. Selçuk bunun Bey de üzerine, seni doğruladı zaten. Evet, bunun üzerine de dedi ki evet, doğru yani istemediler. Evet, bunun üzerine de hızlıca Batman'dan saatlerini yazmıştım. Şimdi hatırlamıyorum zaten sonra açıkladılar Batman'dan kendileri de. Van'dan sınıra girdi. Hızlıca silahsız olarak kalkıyor. Ve çok kısa sürede de aslında 2 saat yanılmıyorum değil mi İsmet abi? 2 saat bir süredeydi. Hızlı. Çok hızlı bir sürede buluyor. Görüntüler İran'la ayrıca teknik bilgi İran'la aynı anda paylaşılıyor. An be an Ankara ayakta o arada. Ve sonrasında da insansız hava aracı geri dönüyor. Yani orada hani onu anlamadım da o yüzden. Hande Fırat şu var bir de teknik bir detay olarak Akıncı'nın gitme sebebi... Anlattığınızı anlatıyorum. Bir kere bu konuda sizin dediğiniz şey yazınızı ben de okudum ve dedim ki zaten o gün ilk defa birisi doğruyu yazdı. Daha evvel Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yaptı. Arkadan Milli Savunma Bakanı açıklama yaptı. Yani sürecin nasıl olduğunu onay aldık. Bize dışişleri talepte bulundu, o kadar saatte hazırlandık vesaire. Şimdi biz Türkiye olarak şu anda çok dingin davranmak zorundayız. Bazı kişiler için söylüyorum. Yani ama devlete yakınlığıyla bilinen bazı kişilerin konuşmalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Şunu ben anladım. Ben şimdi aslında herkes buna doğal olarak şu net. Efendim bu yani... Türkiye anında komşusunun yardımına koştu. Yardım etti. Komşusu bu konularda biraz hassas. Yani ben komşumdan yardım aldım da hani beni de bu kadar reklamını yapıp güçsüz göstermeyin diyen bir komşumuz var. Tamam, kısacası bravo. Böyle hani net, temiz çok güzel açıklayacak olursam böyle. Doğru. Evet. O yüzden de komşumuzun hassasiyetini... Yani ben hani fazla isimlere dokunmak istemiyorum ama yapılan yanlış yani. Hassasiyetini... Yani şu an şöyle bakın. Türkiye tabii ki... Bir yapılan yanlış olduğunu yanlış değil. Ya. Şöyle söyleyeyim. Yok, Hande'nin bakın, o şeyini çok iyi özetledi. Yani İran'ın kaygısı o. Şimdi... Türkiye-İran ilişkileri inişli çıkışlı ilişkilerdir. Bu kimi zaman terörle mücadele alanında, kimi bazı zaman başka alanlarda yaşanan ama sonuçta bu coğrafyada komşumuz olan bir ülke. Ve ikisi de yani Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü şimdi kendi kendimizi övmek gibi olacak ama gücünü, yerli milli atılımlarını hepimiz görüyoruz. Biz gördüğümüz gibi daha da önemlisi bölge ve dünyada görüyor. Şimdi tabii ki Türkiye'den yardım isteniyorsa, Türkiye'de bu yardıma koşuyorsa ve Türkiye'nin kendi yerli milli teknolojisiyle adı o ya da bu bulunuyorsa bu önemli bir adım ve başarıdır. Tabii. Bir defa Türkiye'nin kendi gücünü göstermesi ve ispat etmesi yani birine güç göstermesi değil. Ya kendi kendine gücünü göstermesi açısından her şeyden önemlidir ama buradaki sorun Türkiye'de ya da Türkiye'den yapılan açıklamalarda değil. Herkes de bir kere açıklama yaptı sonra da sustu. Kimse de kılıç çıkardı dışarıda bazıları çıkardı. Hatta bir dakika Hande Hanım ama anlatanlar öyle abarttı. Hatta eğer bu mantıktan bakarsa. Şimdi bakın katıldığınız programlarda o zaman bu hassasiyeti bilmeyen kişiler anlatmıştır. Yoksa resmi makamlar ya da bir takım işte şirketlerin, kuruluşların sahipleri böyle bir şey yapmadı. Hayır, katılan programlara bakılacaksa burada muhalefet medyasının yayınlarına bakın. İran buldu diye haber çıktığı zaman İran'da ona sımsıkı sarılan Türk malının, milli ve yerli teknolojinin bu işi yapamadığına sevinenlere bakarsak o zaman İran'a mı hizmet etmez? Muhalefetin ne dediği önemli değil. Bakın, şunu da devlete yakın olan, devlet politikasına saygılı olanların söylediği neden? Çünkü yarın resmi kabul. Ya burada şu denmiyor ki İran kabile devleti diyen yok ki kimse. Çok pardon. Sadece bizim ürünümüz bulmuş deniyor. Sayın Bakan, o zaman televizyona çıkan, yorum yapan, bu bahsettiğiniz kişilerin kim olduğunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hiç kimse üstüne alınmasın. Ama bu yorumcuların da sanırım yorum yapmadan önce haber kaynakları varsa mutlaka aramaları gerekiyor. Ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti de zor durumda bırakılmasın diye. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de sonuç itibariyle öyle ya da böyle coğrafyasında ve tüm dünyada ülkeleriyle ilişkileri var. Ülkelerle ilişkileri var. Bir kere daha çerçeve özetlersem acı yaşayan doğal olarak Cumhurbaşkanı'nı öyle ya da bu nedenden kaybetmiş bir komşunun inişli çıkışlı ilişkilerimiz olmasına rağmen Cumhurbaşkanı'nı Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava aracı buluyor. Komşu da hassas, bu kadar da reklam belki yapılmasını yani kendi iç kamuoyuna anlatamıyor. Ben güçsüz aslında görünüyorum gibi bir hassasiyeti vardı. Buradaki sıkıntı ben de söylediğim o. Bakın yani orada hassas olmak lazım. Neden? Çünkü ya devlet hassas Sayın Bakan zaten bu konuda. Devlet A'dan Z'ye hassas. Tabii. Şimdi bu burada iş nasıl böyle? Kraldan çok kralcılar var. Onlar da sonra. Hayır, ben ya kraldan çok kralcı da yok bence. Var. Ya yorumculardan bahsediyor. Şimdi yorumcularla ilgili şunu söyleyeyim. Kimi kastettiğini bilmiyorum ama. Ben de kimi kastettiğini bilmiyorum. Ya beni kastettiğini bütün televizyonlarda çıkan. Yani herkes unuttu adamın ölümünü. Haber kaynağı olmadan yazmasın. Tamam ama bu bir haberdir dünyada. Yani gazetecilikte de bu bir haberdir. Bunun böyle olması. Haber ayrı, abartmak ayrı. Türkiye'ye ait bir insansız hava aracının gidip İran'da komşusuna yardım etmek amacıyla bunu bulması dünyada bir haber değeridir. Burada bence şunu sorgulamak lazım. Bunun bu kadar aslında fazla konuşulmasının sebebi İran makamlarının yaptığı açıklama bir taraftan da. Yani bunu Türk İHA'sı bulmadı deyip 4,5 milyon insan izlemiş. Canlı yayında bunu görmüş. Buna rağmen kendi iç kamuoyunu konsolide etmek adına böyle bir açıklama yapması bu işi daha da köpürttü. Yani açıklama değil de. Kızılay Başkanı, onlar değil, yapmayın. Ya gayri resmi bir adam mı Kızılay'ın Başkanı İran? Ben bir şey söyleyeyim mi? Bakanım şunu söyleyeceğim Sayın Bakanım. Bu bir gerekçe değil. Bu bir gerekçe değil. Orada bak bir sürü zaaf var İran'da şu an. Şöyle kapatılabilirdi bu mevzu. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. İran makamları da derdi ki Türkiye'ye gösterdikleri komşuluk ilişkilerinden dolayı teşekkür ederim. Yaptılar, o da yapıldı. O ilk açıklama olmadan bu denseydi bu konu zaten bu kadar yükselmezdi demek istiyorum. Bakın resmi açıklama manasında yaptılar. Ama esas o diğer konuşmalar filan önemli değil. Ben şöyle söyleyeyim. Bizim Türkiye'de de bu işi bulandırmak isteyenler var. Doğru. Çok doğru. O bulandırmak isteyenlere karşı birileri olayın özünü unuttu. Buna yenildi. Halbuki şu anda istediğimiz kadar söyleyelim, istedikleri kadar inkar etseler, herkes biliyor ki AKINCI buldu. Evet. Bunu inkar edemez. Zaten İran değil. Ama İran değil. Ama İran da Türkiye'deki problem şu. Anti Erdoğanizm var Türkiye'de. Hayır, bu anti Erdoğanizmden değil. Bak, Türkiye'nin yerli ve milli bir unsuru bunu bulduğu için bunun Erdoğan'a bir artı değer katacağını düşünerek bunu İran makamları yalanladığında hata yaptı. Böyle yorumlayanlar hata yaptı. Böyle yorumlayanlar hata yaptı. Yok öyle bir şey. Halk TV'de Can Kakışım diye bir yorumcu İran buldu diye neredeyse bayram edecek. Bir dakika. Ben önce bir şey söyleyeyim. Herkesin Türkiye'nin bulduğunu bildiği halde böyle yapması. O haberi kimin uydurduğunu bilmiyoruz. Ama ilk günlerde teşekkür ederiz dediler. Bitti. Arkasından biz abarttık. Bak bu konuda şöyle bir şey vardı. Sen de o bölgenin çocuğusun. Yani İran'a yakınız en azından. Acılı eve insanların şeyi olmaz. Bak biz bazı şeyleri konuşurken o İran'da şu anda iki tane acı var. Bir, kaybedilenlerden dolayı acı var. Seveni var, sevmeyen var. Önemli değil. İki, bu arada orada bir karmaşa çıkmasını önlemeye çalışıyorlar. Benim söylemeye çalıştım o. Sen bakın, ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi Ferhat Murat haklı, şöyle haklı. Şimdi hakikaten bu işi böyle küçümseyip böyle sırada ama siz de abarttınız mealinde saçma sapan buna, bu meseleye yaklaşan hani böyle mebzul miktarda meczup çıktı. Yani mesela Fatih Altaylı şey dedi. Evet. Ya en yakın bizdik, ne abarttınız? Niye? Amerika'da... Kamerası Kanada'dandı da. Hayır hayır. Amerika... Yani o bulmasının bunlar yakın... nasıl köprü? Hayır en yakın. Yani, bir saniye. En yakın bizdik. Şöyle yani, Hande. Sorun birileri şöyle düşünün. Yani, birileri de illa her şey muhaliflik adı altında bir şeyler arkadaşlar, arayıp bulacak, söyleyecek. Ben şu vermeyelim burada. Yok, derdimiz anladım. İsmet abi. Yok o da değil. Yani bakın. Meramı anlatayım. Bu etki tepkiden kaynaklı iş... çok özür dilerim. Bu etki tepkiden kaynaklı iş özensiz bir noktaya gitti. Şimdi Fatih Altaylı gibi biri çıkıp dese ki ya en yakın bizdik, ne abarttınız böyle şeyde böyle 45 açıyla ağzını ve çize çize. Ya arkadaş, Amerika'dan da istendiği söyleniyor. Amerika kendi dedi bizden istediler, biz yapamadık dedi. Için... Irak'ta 10 tane Amerikan üssü var. En yakın bizdik. Ne alaka ya? Yapamadık değil. Belki de yapmak istememişti. Yapmak istemedi. Ha. Mesele şu, bakın. Şöyle. Melik bir saniye müsaade eder misin? Bakın bu coğrafya ve bu dünya normal bir zamandan geçmiyor. Evet. Yani bunu tek başına İran-Türkiye ilişkileri olarak şimdi değerlendiriyoruz ama tek başına İran-Türkiye ilişkileri değil. Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri, Ermenistan işte İran ilişkileri, Azerbaycan-İran ilişkileri, Filistin meselesi, bölgeye gelen aktörler A'dan Z'ye, Amerika'sından O'suna Bu'suna. Dolayısıyla hani gerçekten çok hassas ve dikkatli olunması gereken bir zamandan geçerken kimileri de, tamam mı, yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bir demokrasi var. Kimileri de çıkıp bilerek ya da bilmeyerek, haber alarak ya da almayarak, sormak isteyerek ya da istemeyerek böyle beyanlarda, yorumlarda bulunmuşlardır. Ya ben Hande, de diyorum ki bak, bunu Hande'cim, yani doğrusunu tartışmamızın bile anlamıyoruz. Ben şeyi anlıyorum da. Biz doğrusunu anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz. Dinlemek isteyen dinler, dinlemek istemeyen senin bu anlattığına benim en ufak bir itirazım yok. Yani özenli bir dille muhatabımızı incitmemek. Devlet ona riayet etti. Rutinin dışında en ufak bir açıklama yok. Devletimiz çok iyi riayet etti. Bravo. Devletler de buna bakar ya. Tamam. Devlet doğru. Rutinin dışında hiçbir şey yok değil mi? Hiç harika. Yani, yas ilan etti. Mükemmel. Tabii canım. Milli Savunma da öyle. Tabii. Aynen öyle. Ulaştırma Bakanlığı da öyle. Konu kapandı zaten. Şimdi işin diğer tarafı da böyle tahrik edici bir takım meczuplar var. Bak pazartesi günü... Abi onlara göre politika mı yapacağız ya? Anladım. Ama işte diyorum ya bu adamlar da yapmışsınız da kamuoyu yapıcı. Ama bak... Yani no name biri olsa derim ki çerçöp geç. O işi yapanlar belki de sana bu hatayı yaptırmak için yapıyor. Çünkü şu anda Türkiye'de şu var. Ben görüyorum. Yok karşı taraf böyle demiş, bu taraf böyle demiş. Olmaz öyle. Şu anda devlet haklı. Bunun karşı tarafı mı olur? Tabii ki yok, olmaz işte, ben de onu söylüyorum. Zaten bu işin karşı tarafının olmasını eleştiriyor. Musavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı, gerçekten hayırlı olsun ziyaretine gittiğimde bu konuyu konuştuk. Çok net, yani çok dedi kritik bir dönemden geçiriyor. Bir defa gurur verici bir mesele dedi. Ondan sonra devlet adamlığı bunu gerektirir. Hava aracının bulmuş olması, milli savunma sanayinde yerli gelişmenin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Daha da ileri gitmeliyiz dedi. Kritik bir dönem. Bu arada dedi ayrısı gayrısı yok. Hep beraber bir arada durmalıyız. Ne gerekiyorsa yapmalıyız. Özet mealen söylüyorum. Olması gereken zaten bu. Bak, yani böyle olması gerekir. Biz ülke olarak bu Orta Doğu coğrafyasında en güçlü iki ülke, hatırı sayılır devlet geleneği olan iki ülkeyiz. Ya biz Türkler ve hani Farslar değil mi? Yani Pers ve bizim Osmanlı devlet yapımız. Yani şimdi dedim ki dolayısıyla hani bu ilişki biçimi önemli. Biz yardıma koştuk. Ben bir gurur duydum ülkemle. Çok bir şey de bunda ne var mesela? Altına yazmış kifayetsiz muhteriş. Diyor ki öyle diyorsun da bir tek sana teşekkür etmedi. Buna ne diyorsun? Bayraklar var. Bir tane hesap atmış. İşte o sahte hesaptan saçma sapan bir şey. Teşekkür etmiş. Efendim biz bana, yani Türkiye'ye teşekkür etmemiş. Buna ne diyorsun? Seni sallamıyor. Şimdi ya bu tarih işte. Abi, burayı da doğru değil ayrıca. Yani bu da tarih işte. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Boş ver ya. Bütün Türkiye'nin elinde telefon. Bunlar ne yazmış diye bakmıyorlar arkadaşlar. Bırakın Allah aşkına ya. Kaynaklanan bir şey demiyorum. Diyorum ki ya bu etki tepki oluşturuyor. Ama işte bu öyle deyince Ferhat Murat cevap veriyor. Ben Fatih Altalı'ya cevap veriyorum. Bu böyle gidiyor. Gereksiz değil. Kusura bakma. Sayın Bakanım. Devlet verir cevabı. Devlet zaten gereken cevabı veriyor. Ama bakın kamuoyunda konuşulanlar da, kahvede konuşulanlar da, sosyal medyada yazılıp çizilenler de ister istemez az veya çok bunlardan dolayı oluyor. Bu yaklaşım bile 31 Mart seçimlerinde %5 ile %10 arası iktidarın aleyhinde oldu. Bakın. Neden? Çünkü bir karşı tarafın yaptığını bu şekilde yapınca olmuyor. Bak ben nereden başladım bu lafa? Dedim ki şu anda öyle bir yerde geldi ki İran, istediğiniz kadar şey yapın. Aliyev'in de gelmesiyle birlikte o atışlara Zengapur olayı çözülüyor demek. Zengapur olayı Türkiye'yi neden ilgilendiriyor? Yalnız Azerbaycan yolu değil. Aşağıdaki kalkınma yoluyla beraber birleşeceği için İran'ın da Irak'ta yapacaklarımızla ilgili davranışı, duruşu tabii değişiyor. Yani bu büyük konu, belki büyük resme bakmak lazım. Şöyle bu, çok konuşacağız. Hayır bir dakika da şöyle benim reklam zamanımı geçtik. Bir reklam verelim, devam edelim.